7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Birbirinden renkli yapımlar, diziler ve filmlerle kamera arkasında yeniden birlikteyiz. Merakla beklediğimiz filmler bir bir vizyona giriyor. Sinema dünyasında gündem yoğun. Dilerseniz önce bu bölümde neler izleyeceğiz kısaca bir göz atıp ardından haftanın vizyon filmleriyle programımıza başlayalım. Kamera arkası bu hafta çok eğlenceli. Vizyona giren yeni filmler, yakın zamanda izleyeceğimiz yapımlar, dizi ve film önerileri, sinema dünyasından en son haberler, Darma Duman dizisinin sevilen oyuncularıyla çok özel röportajlar. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan kamera arkasında. İlgi manyağı, sağlıksız, rekabetçi bir ilişki içinde olan çift Sain ve Thomas'ın hikayesi. Kendine hayran insanlarla hem inceden hem kaba şekilde dalga geçen ilgi manyağı bu yıl Cannes'ın belirli bir bakış bölümünde gösterildi. Bu hafta ise vizyonda. Thomas, Roger. Ne daha? Dert olsun, marama. Det holder på å fotografere meg. Det er orden. Skal du ikke det hente meg? Hos legen? Jeg får mitt intervju, hva mener du? Thomas ve Signe'nin sağlıksız ve rekabetçi ilişkisi Thomas'ın birdenbire çağdaş sanat alanında atılım yapmasıyla daha kötü bir hal alır. Buna karşılık Signe, kararlı bir şekilde dikkatleri ve sempatiyi üzerine çekerek statüsünü geri kazanmak için umutsuz bir çabayla yeni bir persona yaratır. Andres Danielsson Lee'nin de yer aldığı ilgi manyağı Sick of Myself Norveç yapımı bir komedi. Yönetmen Christopher Bogli imzalı. Det er syk, gjort. Du er helt syk i hodet. Jeg synes det er ganske privilegiert av deg å si. Hazine, macera, komedi ve aksiyonu harmanlayan bir film. Annesini defnetmek için gittiği memleketinde planladığından daha uzun süre kalmak zorunda kalan Mesut'un katıldığı define arayışıyla birlikte başından geçenleri anlatıyor. Annemiz vefat etti. Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut, annesine karşı son görevini yerine getirmek ve yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Kardeşi Musa yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut'un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür. Ya beni Ankara'da bulurlarsa? Kim abi? Kim olacak? Polis Musa? Sen nesi oluyorsun şu karın? Ben? Sen? Musa? Yok ya sen? Ben yani buralarda kimseyi dediği gibi tanımam etmem. Ben kimseyi tanımam etmem yani. Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, sinema severleri aksiyon içinde güldürmek için Hazine filminin kadrosunda toplanıyor. Onları ise Canberk Yerguz yönetiyor. Oluyor ya! Oluyor! Allah aşkına bir sakin ol ya. Jennifer Lawrence, Angelina Jolie ve pek çok oyuncu başrolünü oynayacağı yeni projelerinden birini daha seçti. 96 yapımı film The Fair diziye uyarlanıyor. Denzel Washington'ın yargı dağıttığı The Equalizer serisini üçlüyor. 96 senesinde izlediğimiz felaket filmlerinden biri olan Twister'a seneler sonra devam filmi geliyor. Haber turumuza başlıyoruz. Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi Avatar'la sinemada bambaşka bir çağ başlatan vizyoner film yapımcısı James Cameron, merakla beklenen Avatar Suyun Yolu filminden yeni fragmanı sunar. Kalp atışlarını duyuyorum. O çok yakında. İlk filmde yer alan olaylar ardından geçen 10 yıldan fazla bir süreden sonra Avatar Suyun Yolu filmi, Sully ailesinin, Jake, Nathan ve çocuklarının hikayesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıkları çabayı, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve göğüs gerdikleri trajedilerin hikayesini anlatacak ve 3 saat 10 dakikalık uzunlukta olacak.
James Cameron'ın yönettiği filmin başrollerinde Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, Eddie Falco, Jemaine Clement ve Kate Winslet yer alıyor. Dışlanmış. Tek gördükleri bu. Seni görüyorum. James Cameron'ın tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olan Avatar'ın ilk devam filmi Avatar Suyun Yolu 16 Aralık'ta sinemalara geliyor. Evimiz burası. Yanımda olmana ihtiyacım var. Ve güçlü olmana. Dünyasının yıllardır beklediği efsane ve an için nefesler tutulmuştu. Dünyaca ünlü müzisyen, tasarımcı ve girişimci Rihanna, 6 yılı geçen müzikal sessizliğini 11 Kasım'da tüm dünyada vizyona girecek olan Black Panther Yaşasın Wakanda ile bozdu. Filmin soundtrack albümü için hazırladığı Lift Me Up adlı yeni şarkısı müzikseverlerle buluştu. Yılında hayatını kaybeden Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman'ın olağanüstü hayatı ve geride bıraktığı mirasa ithafen hazırlanan şarkının sözleri Tims, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler'a ait. I grew up in East London. This is where it all began for me. That's why I'm back. David Beckham, dünyanın en iyi futbolcularından. You probably don't know it. I played in this league. I was you guys. Şimdi ise dibe vurmuş bir futbol takımı olan Westwood Boys'un kaderini değiştirmek için doğduğu ve büyüdüğü Doğu Londra'ya geri dönüyor. Onlara akıl hocalığı yapacak. Beckham gibi falso vermek isteyenler için orijinal dizi Savoir Scott with David Beckham 9 Kasım'da Disney Plus'ta. You don't need to be afraid of me. I got two ways to protect myself out here. This shirt and this pistol. Mutt, Midnight Special gibi filmlerin yönetmeni Jeff Nichols yeni filmi Bike Riders için kadrosunu şekillendirmeye başladı. Free Guy, The Last Duel filmlerinde izlediğimiz Judy Comer, Mad Max Fury Road ve Venom dizilerinin yıldızı Tom Hardy ve son zamanlarda Elvis'teki performansıyla fırtınalar estiren aktör Austin Butler başroller olarak seçildi. Konu motosiklet olunca The Walking Dead dizisinin yıldızı Norman Reedus'u kadroya katmamak olmaz tabii. Aktör, Oscar adayı Michael Shannon'la birlikte ekibe katıldı. 60'lı yıllarda geçen film, Orta Batı Amerika'da başlangıçta iyi amaçlarla kurulan bir motosiklet kulübünün 10 yıllık bir süreçte çeteleşmesini anlatacak. Film, Danny Lee'nin 1967 tarihli romanı The Bike Riders'dan uyarlanacak. This is Candy Montgomery. Prior to June 13th. Did you like Betty Gore? What do you mean? Hey y'all. Gerçek suç temalı dizileri seviyorsanız eğer Jessica Biel başrolü Candy tam size göre. How would you characterize your relationship? We were friends. 1980'lerde her şeyi doğru yapan bir ev hanımı, sevgi dolu bir anne ve eş olan Candy Montgomery'nin gerçek hikayesinden uyarlama. Banliyö'de hayatını sürdüren Candy, bir gün arkadaşı Betty Gore'u baltayla saldırarak öldürür. Bunun nedeni ise yıllardır akıllarda kalan bir soru işareti olarak kalır. Merakı yüksek tutan ve her bölümde tırmandıran Candy, 5 bölümlük bir mini dizi. Ve 9 Kasım'da Disney Plus'ta.
We're going to get the news out there one way or another. It's real and it's coming. FBI! Jesus Christ! You could have just called me. En son Don't Look Up filminde izlediğimiz Oscar'lı aktris Jennifer Lawrence'ın yeni projesi belli oldu. Ardereceli bir komedi filmi, No Hard Feelings. Lawrence'ı sosyal açıdan beceriksiz çocuklarıyla arkadaş olmak için zengin bir çift tarafından işe alınan bir serseri olarak izleyeceğiz. Ona eşlik edecek isimlerse şöyle. Andrew Bart Feldman sorunlu çocuğu oynayacak. Ebeveynleri rolünde ise Matthew Broderick ve Tony ödüllü Laura Benanti'yi seyredeceğiz. Come Out and Play filminin ve The Bear dizisinin yıldızı Ebon Moss Buckrock da kadroda. Film ise 16 Haziran 2023'te sinemalarda olacak. This is all about David. There's something wrong with him. But your problem with David, not He's mine. He's not a good guy. Well, this is gonna stop. 96 senesinde izlediğimiz başrollerini Mark Wahlberg ve Reese Witherspoon'un paylaştığı gençlik gerilimi olan The Fear diziye uyarlanıyor. Psikolojik bir kedi fare oyunu. Ama kedi kim, fare kim? Nicole, Seattle'da David'le tanıştığında her şey mükemmeldi. Ama çok geçmeden David'in daha karanlık bir tarafı olduğunu görüyordu ve hayranlığı saplantıya, rüyaları bir kabusa ve sevgisi de korkuya dönüşüyordu. Henüz başrolleri belli olmayan dizi, toksik ilişkiler hakkında çarpık bir gerilim hikayesi olacak. You're a born reporter, you're one of the best. Why are you here, Stanley? To offer you a job. Her name is Gloria Nunma. She went missing 2 years ago. Drama severler ekran başına. İki Oscar ödüllü Hilary Swank'in başrolde olduğu Alaska Daily, FX ekranlarında sizlerle buluşacak. İddialı yapım, New York'ta yetenekli ve ödüllü bir gazeteci olan Ellen Fitzgerald'ın gözden düştükten sonra Alaska'da küçük ve lokal bir gazeteye girerek gizemli bir takım kayıp ve cinayet vakalarını takip etmeye başlamasını ve aynı zamanda kariyerindeki eski başarısını geri kazanmak ve adını temize çıkarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. 10 bölümden oluşan heyecanlı suç draması Alaska Daily, 9 Kasım'da FX'te başlıyor. Aksiyon, komedi, bilim kurgu, drama, korku, polisiye ve animasyon türlerinin en başarılı örneklerini ekrana taşıyan FX kanalını D-Smart, Kablo TV, TV Bu veya TV Plus platformları üzerinden yayınlandığını da unutmadan hatırlatalım. Is that a heckler gun? Oh, you want to see my gun? Yes and no. Whoa. 1980'li yılların popüler dizilerindenken filme çevrilen 2014 ve 2018 yıllarında ilk iki filmini izlediğimiz Denzel Washington'lı aksiyon serisi The Equalizer'a 3. film geliyor. Emekli istihbarat görevlisi Robert McCall'un sokaklarda kanunu tecelli ettiren bir adama dönüşmesini izliyorduk. Anton Foucault'un tekrar yönetmen koltuğuna oturacağı filmin kas çalışmaları sürüyor. Denzel Washington tabii ki de yine başrol ve aksiyondan aksiyona koşacak. Ona eşlik edecek genç isimse en son Vienna and the Phantoms filminde izlediğimiz Dakota Fanning. 2004 yılında Tony Scott filmi Gazap Ateşi'nde birlikte rol alan Dakota Fanning ve Denzel Washington 18 yıl sonra yeniden bir araya geliyor. Ekip Adalet Üç'ün çekimleri öncesinde İtalya'nın Amalfi sahilinde fotoğraf çekimi için bir araya geldi. İkiliye ise The Dirty Black Bag ve Promises yapımlarının yıldızı Gaia Scodelario eşlik edecek. Adalet 3, Eylül 2023'te vizyona girecek. Bir süper kahraman daha kendi solo dizisine kavuşuyor, Ironheart. Kimdir Ironheart? Kadın bir süper kahraman. Asıl adı Riri Williams. 15 yaşında bir mucit. Tony Stark yani Iron Man'den sonra en güçlü zırhı yarattı, Demir Adam'ın zırhını tersine çevirdi ve Tony Stark'ın dikkatini çekti. Karakteri oynayacak aktris ise Dominic Thorne. Star Wars evreninden Solo A Star Wars Story filminin yıldızı Alden Ironheart da önemli bir rol alarak kadroya katıldı fakat şimdilik karakteri gizli tutuluyor. Bir diğer isim ise Borat, The Spy gibi filmlerde izlediğimiz Sacha Baron Cohen. Mephisto karakterini canlandıracak. Senaristler 6 bölümlük dizinin senaryosunu yazma aşamasında. Sene 1996. Gişede fırtına peşinde koşup rekorlar kıran bir film vardı, Twister. Dünya çapında yaklaşık 500 milyon dolar hasılat elde edip o yılın en çok hasılat yapan ikinci filmi olmuştu. Başrollerini ise Bill Paxton ve Helen Hunt paylaşıyordu. Yeniden çekilmesi gündemdeydi ki plan değişti ve proje devam filmine evrildi.
İlk filmde boşanmanın eşiğindeki ileri düzey fırtına avcıları Bill ve Joe Harding aşırı şiddetli kasırgaların içine girerek gelişmiş bir hava uyarı sistemi oluşturmak için bir araya geliyorlardı. Twister devam filminde Helen Hunt'ı Dr. Joe Harding olarak geri getirmeyi planlıyor ve devam filmi de Joe'nun fırtına kovalayan böceği yakalayan kızına odaklanacak. She here yet? Not yet, ma'am, no. Then she's late. Yes, she is late. Your Royal Highness. En son Prenses Diana'nın biyografisi olan Spencer filmini izlediğimiz yönetmen Pablo Larraín bir biyografik yapıma daha imzasını atacak. Amerika doğumlu Yunan soprano Maria Callas'ın son günlerini anlatan bir biyografi filmi Maria. Sahneyi süsleyen en büyük opera sanatçılarından biri olarak kabul edilen Maria Callas, benzersiz ses aralığı ve bel canto tekniğiyle ünlü. Larraín'in filmi ise Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son zamanlarına odaklanacak. Maria'yı canlandırması için de en son Eternals filminde izlediğimiz Oscar'lı oyuncu Angelina Jolie ile anlaştı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenen Ankara Film Festivali bu sene 33. kez sinema severlere kapılarını açtı. 3 Kasım'da başlayan ve 11 Kasım'a kadar devam edecek olan festivalde Ulusal Uzun Film Yarışması'nda 12 film yarışacak. Müzik 33. Ankara Film Festivali'nde Cannes, Tribeca, Saraybosna, San Sebastian başta olmak üzere sinema severlerin heyecanla takip ettiği festivallerde premierini yapmış, ödüllerle dönmüş yapımlar izleyiciyle buluşacak. Fox ekranlarının yepyeni dizisi Darma Duman, Beverly Hills 90210'un uyarlaması olan gençlik dizisi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezlerinden oldu. Bu hafta sevilen dizinin setindeydik ve genç yıldızlarımızla eğlenceli bir röportaj gerçekleştirdik. Ben buraya senin için geldim. Babam komada, sen kalp krizi geçirdin. Ve bütün ailemin hayatını, geleceğini alt üst etme pahasına geldim. Bunun için bana biraz saygı gösterirsen sevinirim. Özellikle de çocuklarımın yanında. Yayınlandığı dönemde 7'den 70'e herkesi etkisi altına alan Beverly Hills 90210'un lokal uyarlaması Darma Duman, Fox'ta seyircisiyle buluştu. Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin setinde genç yıldızlar Mert Yazıcıoğlu, Hafsan Nur Sancak Tutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora ile birlikteyiz. Sen acaba ters misin bugün biraz? Okuldan atılmak üzereyim. Sence sevimli olmam için herhangi bir sebep var mı? Darma Duman popüler bir uyarlama. Hikayeyi karakteriniz üzerinden sizden dinlemek isteriz. Kerem ve Ece ve ailesinin Eskişehir'den İstanbul'a taşınması ve buradaki hayata alışma süreci diyeyim ben. Spoilersız olarak bu kadar söyleyebilirim. Kerem'in gözünden hikaye böyle akıyor. Yavaş. Asıl sana yavaş. Tamam, pardon. Kusura bakma. Güzel. Benim karakterim de yalnız başına olgunlaşmak zorunda kalmış genç bir kız. Sorunlarıyla kendi başına idare eden fakat büyürken de biraz ebeveynlerini örnek alan maalesef. Bu durum karşısında da işte bazı birleştiğimiz hikayesel yerlerde birbirimizden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum karakterlerin. Güzel bir gençlik işi değil sadece. Güzel bir hikaye. Ne arıyor bu sende? Sen az önce ben bilmiyorum demedin mi? Derin bir sakin ol. Bir dakika ya. Ne diyor bu ya? Sana bir sakinleştirdiği yaptıralım mı, ister misin? Ne oluyor ya? Siz kimsiniz?
Bu telefonun sende ne işi var? Aslan Hanım'la Aytaç Bey'e dönelim şimdi de. Ben Ece, Mert'in ikiziyim. Bir Anadolu'dan İstanbul'a göçme hikayesi ve bir dünyadan başka bir dünyaya girip o dünyanın içinde oraya adaptasyon sürecimizi anlatıyor aslında. Tabii o adaptasyon sürecinde tökezliyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz, yeni tanışıklıklar ediniyoruz. Bunun hikayesini anlatıyoruz. Ben de Evren efendim, evet. Ben de Evren. Biz zaten olduğumuz yerde var olan ve yaşamaya devam eden karakterlerden biriyim ben de. Evet, yeni insanlar tanıyoruz. Yeni insanlar da bizim böyle bütün dünyamızı değiştirecek vaziyette giriyorlar hayatımıza. Böyle bir spoiler vari bir şey söyleyelim artık. Bak, hastanede tavır yaptın. Sonra otobüste yolumu kestin. Gelmem için neredeyse yalvardın, geldim, umurunda olmadı. Şimdi gitmek istiyorum, izin vermiyorsun. Sen tam olarak ne istiyorsun? Karakterinizin derinine inelim ve sevdiğiniz özelliklerini soralım. Ailesine ve değerlerine bağlı olması derken arkadaşlığa önem vermesi, maddiyata önem vermemesi, parayla satın alamayacağınız şeylere önem vermesi benim çok hoşuma gidiyor. Tam bunun tersini de ben söyleyeyim. O da parası olan fakat satın alamadığı şeylerin sevginin olduğunu fark eden ve esas değerli olan şeyin onun olduğunu fark eden, kendini keşfeden, daha en sevdiğim tarafı herhalde duygularını tam olarak tanımıyor olması, keşfedecek olması benim için gelişime açık bir karakter. En sevdiğim tarafı bu. Hı? Bu da formunda. Nerede buldum o ***'ı ben? Kenan! Kimi yazdı mı diyorsun? Giriş yaptı. Ne oluyor? Ben en çok karakterimin eksikliklerini seviyorum diyebilirim. Yani arayıp da bulamadığı, bulduğunda da afallayacağı çok şey olacak yolculuğunda. O yüzden de o taraflarını seviyorum diyebilirim yani. Var olan değil de var olmayan duyguları. İyi misin? İyiyim. Sen? Nasıl biri Evren? Soğuk biri, yalnız biri. İşte bahsettiğim gibi ailevi eksiklikleri olan, yani sevgi eksikliğiyle büyüyen bir karakter. Oradaki o yolculuğu çok çekici geliyor bana. Yani benim nezdimde beni asıl ona iten, yani beni ona çeken şey karakterim de o oldu diyebilirim. Peki Ece? Ece, Kerem'e nazaran daha sorumluluk sahibi, daha ailesinin sözünü dinleyen, daha Kerem'e dur Kerem, yapma Kerem diyen bir kız. Ve kendi jenerasyonuna göre daha maddiyattan çok maneviyata önem veren, ailesiyle çok güçlü ilişkileri olan, kapitalist düzene, tüketim çağına kendini çok kaptırmamış, daha hayallerinin peşinden koşan, hayallerini de tabii keşfedecek aslında yolculukta. Öyle bir kız. Nasıl gidiyor çekimler? Çok eğleniyoruz diyebilirim ben yani. Ben çok eğleniyorum. Benim yaşımı oynadığım ilk karakterim. Gerçekten kendi mi? Yaşımı oynadığım ilk karakterim. Büyük o yüzden mi oynuyordun? Hep büyük oynuyordum. Yani ben de hep küçük oynuyorum. 30'larında bir adamdım. O yüzden de çok mutluyum. Ayrıca bir mutluluğum var. Ekstra da sette bulunduğumuz ortam, yani sunulan alanlar, elimizdekiler çok güzel olduğu için yönetmenimiz, ekibimiz, oyuncular keza zaten herkes birbirinden özel insanlar olduğu için ben çok mutluyum ve çok şanslı hissediyorum kendimi. O yüzden de eğlenceli bir ekibiz diyebilirim yani. Kesinlikle katılıyorum Aytaç'a. Eğleniyoruz zaten, gençlik işi. Kesinlikle. Konumuz güzel, derdimiz güzel, ekibimiz güzel. Daha ne olsun. O zaman teşekkür ediyoruz sizlere ve bol bol reytingler diliyoruz. Wakanda'ya seneler sonra geri dönüyoruz. Black Panther Yaşasın Wakanda'yı izlememize çok çok az kaldı. Usta yönetmen Steven Spielberg'in hayatından önemli bir kesitin anlatıldığı The Fabelmans, korku ve gerilimi leziz yemeklerle tadacağımız The Menu, çok yakında sinemalarda olacak filmlerden. Oh, man, no cry.
No woman, no cry. Little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Hazırsak Wakanda'ya geri dönüyoruz. Acaba Kara Panter kostümünü kim alacak? Kral T'Challa'nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırlardır. Hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlar Wardok Nakia ve Everest Ross'un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda Krallığı için yeni bir yol çizeceklerdir. Çapında yaptığı gişeyle 1 milyar dolar barajını geçen, üstüne akademi tarihine damgasını vuran en iyi film kategorisine aday olup 3 dalda Oscar alan Black Panther'in devamı Black Panther Wakanda Forever. Devam filminin yönetmeni yine Ryan Coogler. İlk filmin başrolünde Challa'yı oynayan Chadwick Boseman'ı kolon kanseri nedeniyle kaybetmiştik. Şimdi ise Black Panther'in yıldızları Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba, Winston Duke ve Martin Freeman. Good evening. Welcome to Hawthorne. Tatmak, tadını çıkarmak, zevk almak. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. The Menu, korku komedi türüyle soslanan bir film. Bir çift, ünlü bir şefin şok edici sürprizlerle dolu zengin bir menü hazırladığı seçkin bir restoranda yemek yemek için bir adaya gider. Ancak yemekleri hazırlayan Şef Slovik'in menüye bazı şok edici sürprizler eklediği ortaya çıktığında lüks ziyafet dehşeti bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. You, my dear guests, are not the common man. Isn't that right? Yes, chef! So you're gonna keep doing that? Mark Millod'un yönettiği gerilim dolu filmde çifti Anya Taylor-Joy'la Nicholas Holt oynuyor. Ünlü şefe ise Ralph Fiennes hayat veriyor. Nature is timeless. What the hell is going on? I love you all. We love you too, chef. Any questions? Is this bergamot I'm getting, chef? Yes, it is. Movies are dreams. That you never forget. Sammy? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Arizona'da mütevazı bir ailede büyüyen Sammy Fableman, yönetmen olmayı hayal ediyor. Sevgi dolu annesi tarafından teşvik ediliyor fakat daha mesafeli babası daha ciddi bir şeyin peşinden gitmesini diliyor. Bu genç adam filmlerin gücünün gerçeği görmesine nasıl yardımcı olabileceğini araştırırken aynı zamanda aile içerisinde yaşanan gelgitlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Ve arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyuyor. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Usta yönetmen Steven Spielberg hayatının bir kesitini beyaz perdeye The Fablemans filmiyle aktarıyor. Amcasını Seth Rogen, annesini Michelle Williams, babasını Paul Dano, kız kardeşini ise Julia Butters oynuyor. Hassas tempolu, sürükleyici bir film Fablemans. Sonsuza kadar yönetmen Steven Spielberg'ün en kişisel filmlerinden biri olarak yer alacak ve Oscar'larda adını bolca duyacağız. It'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to.
was your favorite part? Kamera arkasında bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Haftaya yepyeni bölümümüzde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.